Merhaba sevgili Dayı Comics takipçileri. Bu videoda da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani Ekim 2021'in çizgi roman rehberi sizlerle. Evet, Ekim 2021'de bizi ilk olarak Yapı Kredi Yayınları karşılıyor ve Allah Allah hayırdır dediğimiz bir şekilde dizisti basmış arkadaşlar. Hem de fasikül şeklinde. Gerçi biz cilt olarak bekliyorduk ama yani sonuçta ne yapalım, hiç olmazsa gene bir DC eseri basılmış deyip DC İstin 1. fasikülü, 2. fasikülü, 3. fasikülü, 4. fasikülünü almaya koşalım bence. Ekim ayındaki 2. çizgi roman yayıncımız Prestige. Prestige ise bütün Marvel basan yayın evlerine nazire yaparcasına Marvel öyle basılmaz ulan böyle basılır diyerek orijinal boyda hem What If'leri çıkardı hem de Marvel 1985'i çıkardı arkadaşlar. What If'leri ise Ghost Rider, Planet Hulk, Peter Parker Punisher, Flash Thompson Spider-Man ve Thor. Bu arada 1985'i de hem hardcover formatıyla bastılar hem de A ve B kapak olarak connecting olarak bastılar arkadaşlar. Böylelikle iki kitabı birden alırsanız tek bir resim ortaya çıkıyor. Şimdi sırada desen yayınları var. Haydi Biraz Cesaret adlı çizgi romanı basmış. Marvel konusunda bizleri çok üzen yayın evi Marmara Çizgi bu ay epey bir manga ve Spider-Man'ler basmış. Bir de yanına Yürüyen Ölüleri de ekleyeyim demiş. Marmara ilk olarak En Kahraman Rıdvan 13. cildi basmış arkadaşlar. 5 Yaprak 7'yi basmış. Breaker 5'i basmış. Kigami 7'yi basmış. Cadı Avcısı 5'i basmış. Bunlar da ona yetmemiş. Meşhur Kırmızı Sırtlı Amazing Spider-Man'in 29. cildini basmış. Bir de Amazing Spider-Man Vol. 5'in 2. cildini basmış. Üstüne de demiş ki alın size Yürüyen Ölüler 28. Özellikle son bastığı çizgi romanlar benim gibi bir Örümcek Adam hayranı ayrıca Walking Dead izleyicisini çok memnun etti. Ve şimdi geldik Lal Kitap'a. Lal Kitap yine fümetticileri sevindirecek bir sürü eser basmış. Mr. No Klasik Maceralar 53, Dylan Dog Maxi 23, Dylan Dog 76, Zagor 232, Zagor Darkwood Novels 3. Evet, epey bir fumetti basılmış. Tanto karakteriyle tanıdığımız Onur Çetin Cengiz bu ay Deliler 1'i basmış arkadaşlar. Çizgi romanı daha okumadım ama okuyanların yazılarından anladığım kadarıyla börü severler kaçırmasın derim. Türk çizerlerin en önemlilerinden olan Devrim Kunter de kendi projesi olan Yabani'nin polisiye özel sayısını basmış arkadaşlar. Geldik İtaki'ye. Itaki bu ayı iki çizgi romanla kapatmış arkadaşlar. Planetary'nin 4. cildini basarak Planetary'yi de tamamlamış oluyor. Aynı zamanda 2021'in en çok ses getiren filmi olan Dune'un da ilk cildini basmış. Ve geldik çizgi düşlere. Çizgi düşler bu ay Star Wars sevenleri epey bir mutlu etmiş. Çünkü bu ay Star Wars 6, Star Wars Chewbacca, Star Wars Mace Windu ve Star Wars Darth Vader'ın 4. cildini basmış arkadaşlar. Böylelikle Star Wars severler bir ayda 4 kitabı birden kavuşmuş olacak. Ayrıca çizgi düşler mangacıları da düşünmüş bu ay. Savaş Meleği Alita'nın 3. cildini çıkarmış. Sessizliğin Sesinin de 5. cildini çıkarmış. Üstüne de demiş ki ben hem Marvel severleri hem de fumetticileri üzmem. Ölümsüz Iron Fist'in 2. cildini çıkarmış. Tex Willer'ın da 4. cildini çıkarmış arkadaşlar. Bu ay yayın evlerimizin çoğu tebrik edilecek işler yapmış vallahi. Arkadaşlar bu arada da bir şeye değinmek istiyorum. Malum hepiniz biliyorsunuz üst üste çizgi roman sektörü zamlar yedi. Bunlarla ilgili ayrıca bir video yapacağım ama işin bir de şu tarafını değerlendirmek lazım. Şimdiye kadar burada pek çok yayın evine çuvaldızı batırdık. Biliyorsunuz bu kanalda yayın evlerinin yanlış çizgi roman politikalarını, yanlış seriler basıp bir anda piyasayı çizgi romana boğmalarını eleştirmiştim. Ama artık çuvaldızı başkalarına batırdığımız gibi iğneyi de kendimize batırmamız gerekiyor. Buradan kastettiğim şu arkadaşlar. Evet, son birkaç senedir çizgi romanlar gerçekten de pahalı bir hobi oldu. Gerçi çizgi romanlar pahalı hobi, temel ihtiyaç maddeleri çok mu ucuz? Onlar da epey pahalandı. Fakat arkadaşlar şunu da unutmayalım. Bu çizgi romanların çok ucuz olduğu dönemler de vardı. Ve o dönemlerde de maalesef ki kimse almıyordu. Yani şu an 70 TL etiket fiyatıyla gördüğünüz bir çizgi romanın aslında ilk basım fiyatı 32 TL. 2017'lerde, 2018'lerde bu fiyata çıkmıştı ve bu da verilmeyecek bir para değil.
Bir çizgi roman dükkanına gittiğinizde bunu dükkan indirimi sayesinde 30 liraya 29 liraya alma şansınız vardı. Ama bunu da biz okuyucular pek yapmadık. Yani diyeceğim şu, mangacılar kadar olamadık. Bakın mangalar da sürekli zamlanıyor. Fakat mangacılar bir şekilde harçlıklarından para biriktirip bu kitapları alıyorlar. Yani biz o zaman bu kitaplar ucuzken mangaları etiket fiyatlarına sahipken almadık. Ve şu anda da artık gerçekten de pek alınmayacak paralara çıktılar. Ha, işin bir de şu kısmı var. Biz onları alsaydık da yine pahalanmayacak mı kitaplar? Evet, pahalanacaktı. Çünkü şu anda ekonomi komple kötü. Yalnız şunu da söyleyeyim. Şu anda bir kuşa kağıda basılacak bir cildin yani 150-200 sayfa arası bir cildin 100-120 lira etiket fiyatıyla çıkmaması imkansız arkadaşlar. Eğer biz zamanında daha çok çizgi roman alsaydık yani çizgi romanlar ucuzken daha fazla tüketebilseydik şu anda 120 lira değil de 90 lira 80 lira civarında etiket fiyatlarına çıkabilirdi. Yani bakmayın mangalar çok sattığı için şu anda etiket fiyatı 32 TL. Yoksa mangalar da satmasa çoktan 40 liraları 45 liraları görmüştü. Neyse şimdilik burada keselim. Diğer söyleyeceklerimi ve daha ayrıntılı bir anlatımımı da esas videoya bırakayım. Şimdi geldik gerekli şeylere. Gerekli şey bu ay mangacıları üzmemiş. Komple manga basmış. One Piece 46. Kahramanlık Akademim 17. Vaat edilmiş yok yer 6. Ev Erkeğinin Yolu 2. Tabi bu kadarla bitmiyor. Bir de Titan Saldırı 29 var. Alfa Yayınları bu ay Komünün Lanetleri adlı bir çizgi roman çıkartmış arkadaşlar. Özellikle hardcover boyutunu ben çok beğendim ve aldım. Fiyatı aşırı yükselmeden Enzo Holmen baskılı da olsa bence bu hardcover cildi kaçırmayın derim. Ve geldik artık Ekim ayının son çizgi romanına. Bağımsızcı yayın evlerinden Kara Karga, Sönmez Kara Kurt'un Ortam adlı serisinin 5. kitabını basmış arkadaşlar. Ve bununla da Ekim ayını da bitiriyoruz. Evet sevgili Dayı Comics aboneleri. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimler için çana tıklamayı, videoyu beğenmeyi, alta yorum yazmayı ve çevrenizdeki çizgi roman sever arkadaşlara kanalımı önermeyi unutmayın diyorum. Benden şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.